أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. الأمر الثاني, ikinci durum. Yani ikinci durum dediği, tekrarlara ve kitapların uzamasına neden olan ikinci husus. Birinci husus demişti, bazı şeylerin, aynı şeylerin tekrarı demişti. İkinci husus, İradu ma la yetaallaku bil i'rabi, i'rabla ilişkisi olmayan şeyleri irade etmek. İrad, evradenin mastarıdır, İvrad'dır. Yani i'rabla ilişkisi olmayan şeyleri zikretmektir. Mesela ne gibi? Kel kelami fi iştikak ismin. Mesela diyelim ki kitapların başında Besmele'yi de ele almak isteyen müellifler isim kelimesi alırlar. O efendim isim, bu isimden mi müştaktır, simetünden mi müştaktır ve bunu uzun uza diye anlatırlar. Dolayısıyla bu kitaplarının uzamasına neden olmaktadır. اَوَّ مِنَ السِّمَةِ كَمَا يَقُولُ الْكُفِيُونَ اَوْ مِنَ السُّمُوِ كَمَا يَقُولُ الْبَصِيُونَ. Simetten olursa yani aslı vesim. Vesim de dağlamak veya nişan koymak bir şeyin üzerine. Acaba ondan mıdır, yoksa efendime söyleyeyim basitlerin dediği gibi sumuden midir? Sumu ulu demek, rıfa demek. Bunu ne yaparlar? Tartışır dururlar. وَلِيَتِجَانِ لِكُلِّمْ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. Bir de bununla da yetinmezler. Her bir grubun delillerini zikrederler. Basrilerin, köfirlerin delillerini zikrederler. وَتَرْجِحُ الرَّاجِحِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ. İki görüşten hangisinin raci olduğunu bir de onu da yaparlar. Dolayısıyla bütün bunlar kitapları oldukça uzatmaktadır. Bu bir. Yani o İrab'la ilgisi olmayan ki bu tamamen iştikakla ilgilidir. İrab'la bunun ilgisi yok. وَكَلْ كَلَامِ عَلَى أَلِفِهِ. Mesela isim elifinin üzerinde dururlar. لِمَا حُذِفَتْ مِنَ الْبَسْمَلَةِ خَطَّانِ. Mesela Bismillah'den niye o elif, ismin elifi hattan sabit olmuştur? Ha, vaslan bellidir çünkü o isimdeki hemze vasıl hemzesidir. Hatırlıyorsanız demiştik. Evet, ses yok diyor burada ya. Ha, açmamıştınız. Tamam, kayıttan dinlesinler. Kayıttan dinlerler YouTube'a. Evet. Yani bu kitapların uzamasına neden olan ikinci husus, İbn-i Hişam Rahimullah diyor ki müellifler İrab'la ilişkisi olmayan hususlara yer verirler. Mesela ismin iştikakıyla ilgili, efendimiz isim vesimden mi müştaktır, sumuden mi müştaktır? Sonra yani Basra ve Kufelilerin, sonra ikisinin delillerini zikrederler ve bu deliller zikrettikten sonra bir görüşü tercih ederler. Böylece kitap olduğundan daha fazla uzanır ki bu ismin iştikakı nahvın konusu değil, İrab'ın konusu değil, sarfın konusudur. Veya şunun gibi kel kelami ala elifi, elifi üzerinde konuşurlar. Lime hulifet minel besmeleti hattan. O elif hattan yani yazıda neden Bismillah'den düşüyor? Hani malum Bismillah yazıyor, yazınca o hemzeyi yazmıyoruz. Tabii vaslan hasf olmasının nedeni açıktır. Çünkü vasıl hemzesidir. Lafzan sakıt olmasın. Ama hatta niye sakıt olmuş? Ona değinirler. Ve alaba el cerri.
cer bası üzerinde dururlar. Ve lamihi cer lami üzerinde dururlar. Lime kusirata lafzan. Neden meksur, lafzan meksur olmuşlar. Biz diyoruz ya, ve li zeydin dediğimizde o lame elhamdülillah'taki cümle nedeniyle ba'daki de bismillah'daki ba nedeniyle bunun üzerinde dururlar. Ve kel kelami ala elifi zel işariyeti, o zay işariye geçtiği yerde hâza, efendim o elifi niye gelmiştir? Ezaidetun hiye kema yekul kufiyun, kufelilerin dediği gibi o hemze, şey elif hafvan, zâdaki elif zâid midir? Emmun qaribetun an yâin hiye aynun. Yoksa o ya, o elif ya'dan munqalib olup o ya da kelimenin orta harfidir. Ayn dediği aynul fel, yani orta harf. Biliyorsunuz tabi Arap kelamı bünyesinde, Arap kelimeleri bünyesinde taşıdıkları harfler itibariyle uhadi, sünai, sülasi, rubai, humasi diyoruz. Tabi kelimelerde en güçlü kelime isim olunca ve isimde de sülasiler, fiillerde de sarfçilerin üzerinde yoğunlaştıkları fiilde de sülasiler daha çok olunca kelimelerin bir nevi tartması için, yani nasıl tartması, yani kelimenin ayarını göstermek için kelimedeki hasftır, inkılaptır, ibdaldır, buna benzer durumları bir nevi izlemek üzere kelimenin mukabilinde üç harfli bir vezin koymuşlar. Fe, ayn, lam. Birinci harftan bir fe, gelen genelde birinci harf. Ayn orta harf, lam da son harf. Mesela diyelim ki nasara fe'ale. Mesela haraca fe'ale. Alime fe'ile. Bakınız. Mesela alime'deki o hareke aynı fiilin kesesi vezinde görülüyor. Fe'ile. Mesela ki ala vezni ay diyoruz. Vezne bakınca anlıyoruz ki demek ki aynı fiil kalmış. Fe'ul fiil ile namul fiil hasf olmuştur. Mesela kul ala vezni ful diyoruz. Orada da neyi anlıyoruz? Aynül fiilin hasf olduğunu anlıyoruz. Mesela ekrama ala vezni efala. İstahraca ala vezni istahraca. Bu vezinle de kelimede zaid harfleri direkt tespit ediyoruz. İstefale demek hemze, sinta, üçü de zaittir. Ekrem'e de demek hemze zaittir. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Vezin ve mizan fark etmez. Genelde vezin diyoruz. Ve bu vezinde yer alan fa, ayn, lam. Bu artık bir simge olmuştur. Fa denince kelimenin ilk harfi anlaşılır. Ayn denince orta harfi, lam denince son harfi anlaşılır. İşte burada zanın elifinde ihtilaf ediyorlar ya diyor. O ihtilafa yer verirler. O elif zaid midir? Yoksa aynül fiil. Yani aynül fiil dediği zadeki orta harf. Peki üçüncü harf nerede? وَاللَّامُ يَاُنْ اُخْرَى مَحْزُوفَةٌ. Lam da diğer bir yadır. O da mahzuftır. Tabi buna göre zanın aslı zeyyun. Zeyyun. O elif. Aynı fiil ya. Lamül fiil de ya. Zeyyun. Mesela yani. Ama tabi kanaatimce bu çok zorlama bir şeydir. Niye? Çünkü zaten biz kelimeleri taşıdıkları harf itibariyle kısımlara ayırıyoruz. Uhadi kelimeler,
tek harfli, mesela istifham hemzesi gibi, tek harfli, iki harfli kelimeler, mesela men gibi. Bu zada özellikle mebnilerde, mebni isimlerde bu yaygındır. Tek harfli, iki harfli isimler. Mesela tek harfli isimler Ekremtü'deki ta gibi. Ta damirdir, isimdir, tek harflidir. Değil mi? Mesela na'buduke kaf tek harftir. Nedir? İsimdir. Demek ki mebni isimlerde tek harfli isimler ve iki harfli isimler çok geliyor. Dolayısıyla zaten mebni bir isimdir. Onun iki harfli, hatta Kufilerin dediği gibi zaid de demeye gerek yok. O da fuzuli. Elif tek, za, faul, fe'l, elif, aynul, fe'l, iki harfta murakkeptir. Bitti yani. Bu zorlamaya gerek yok yani. Kanaatimce. Hani za, muarab bir isim olsaydı, o muarab isim genelde sülasidir. Ya sülasi, ya rubai, ya humasi. Dolayısıyla sülasi olsaydı, onun için bir lamul fiilin arama cehdine girselerdi, bu makul kabul edilirdi. Ve mesela onun örneğin yet. Yet tüm kullanımlarda yet iki harftadır. Ama muarab bir isim olunca yedem demişler bunun üçüncü harfini bulmamız lazımdır. Yedin üçüncü harfi yedeyun. Demin demeun dolayısıyla bu sülasidir. Bu makul. Ama mebniler için kalkıp yok üçüncü harfi bulma aramasına girmeye, o çalışma girmeye gerek yok. Evet. وَالْعَجَبُ مِنْ مَكِّي بِنِ اَبِي طَارِبِ Mekki bin Ebu Talib'den ilginç şey şudur. Evet. 437'de Hicri vefat etmişti. Yani 5. asrın alimlerindendir. Mutasavvuftu. Çok yönlü bir adamdır. Evet. Onun ilmul kulubu var, kutul kulubu var. Evet. Bu enteresan olan şudur. Bu Mekki bin Ebi Talib اِذَا اَوْرَدَ مِثْلَ هَذَا فِي كِتَابِهِ Bu gibi kelimeleri kitabında ele aldığında o kitabı da الْمَوْضُعِ لِمُشْكِلِ اِعْرَابِ الْقُرْآنِ اِعْرَابِ الْقُرْآنِ'nin müşkili için yani Kur'an İrabi alanında insanların anlamakta zorlandığı konuları açmak için kitap bende var baktım sadece yani ismi odur belki de kitabı telif etmenin amacı da odur ama sadece zor değil kolay olanları da alıyor yani evet belki kendisine göre yani madem müşkilleri şey yaptık bunları da veririm yani istitradi olarak onları da veriyor işte bu müşkilli Kur'an için telif ettiği bu kitapta bunun gibileri zikretmiş. Yani za'nın elifi örneğin. Zaid midir? Kufilerin dediği gibi. Yoksa basıtların dediği gibi aynül fe'l midir? Aynül fe'li mahzuf mudur? Bunları zikrediyor. Ma'a enne hâzâ leyse minel i'râbi fi şey'in. Bunun i'râbla alakası yok. Yani şu yönden İbn-i Hişam'a katılıyoruz. Çünkü zaten kelime mebnidir. Eğer kelime morab olsaydı, lamül fe'lini bulma noktasındaki çabası anlaşılırdı. Değil mi? Çünkü son harf i'rabın mahalli kabul ediliyor. Dolayısıyla i'rabın mahallini bulma açısından lamül fe'li bulma anlamlı olurdu. Ama kelime morab değil ki, mebnidir. Peki. Ve bazıları yani bu da tabii müşkilü Kur'an yani Mekki bin Ebi Talib'in kitabının uzamasına neden olmuştur. Ve bazı yine alimler اِذَا ذَكَرَ تَكْسِيرَهَا وَتَصْغِيرَهَا Teksir ne demek? Cem-u teksir. Kelimenin cem-u teksirini veya musagarını zikredince وَتَعْنِيثَهَا وَتَذْكِيرَهَا
ve müennesliğini, müzekkerliğini zikredince ve ma varada fiha minel lugati ve ma ruya minel kıraati. Evet. Yani bazıları kelimeyi ele aldıklarında yani hiç alakası yokmuş gibi cem-i teksirini zikreder, musagarını zikreder, te'nis ve tezkirini zikreder ve kelimeyle ilgili lügatlar, mesela le'alle, işte le'alle, le'enne, enne, le'anne, le'a gibi böyle lügatlarını da zikreder. وَمَا رُوْيَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ Kelimede kıraatler farklı varsa onları da zikreder. وَاَلْ لَمْ يَنْبَنِ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْاِعْرَابِ Her ne kadar İrab'ın hiçbir şeyi bunlara bina edilmiyor ise de ama zikrediyor. Fakat kanaatimce o alimler kelimenin bu tasrifatını, buna da tasrifat diyoruz. Ki biliyorsunuz sarfı ikiye ayırıyoruz. Tasrifi sagir ve tasrifi kebir. Ve bazıları sarfı suğra, sarfı kübra. Sarfı suğra kelime ihlal ve iştikak üzerine yoğunlaşan ve özellikle işi fiil merkezli götüren. Mesela bizim medreselerde okutulan ve Azzi ismiyle meşhur olan sarf kitabı ve onun Teftazani'nin ona yazdığı şarh bu tür bir sarftır. Bir de sarf-ı kubra sadece fiil değil, fiil üzerine yoğunlaşmaz. Bütün her üç kelime. Dolayısıyla kelimelerdeki tüm tasrifleri ele alırlar. Mesela imala, İ'lal, ibdal, hazf, ziyade, idgam, bunları tasgir, tethniye, cem-i teksir, te'nis. Çünkü bütün bunlarla kelimeler değişiyor. Yani hele hele kelime, mu'tel bir kelime olunca bunun cem-i teksiri nasıldır? Çoğu zaman insan duruyor yani, kavrayamıyor. Şey, bilemiyor. Dolayısıyla bunlara yer verirler. Şu mantıkla yer verirler. Bunlara istitradi bilgi olarak yer verirler. Ve kelimenin bu bünyesindeki bu tasrifler bilindikten sonra ancak kelime tam iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla İbn-i Hişam'ın koyduğu rezerv, yani hani kelimenin şey kitabın uzamasına neden oluyor diyor, doğru. Ama bunlar da büyük faydadan hali değildir. Bunların çok faydaları var. Yani çoğu kez kelimenin musagarını bilemezsiniz. Veya mukesseri cem-i teksiri nedir? Bilemezsiniz. Onun için bunlara yer vermek anlamlıdır. Peki ve sarisu yine...